Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'yla 127 öncü bilim insanını ülkemize davet ettik. Beyin göçünü ağzından düşürmeyen muhalefet temsilcileri geçtiğimiz yıl burada yurda dönen bu araştırmacılar için ben söylemekten icap ediyorum. İthal bilim insanı tabirini kullandı. Tabii ben bu çirkin bakış açısının münferit olduğuna inanmak isterdim. Ama bilimin evrenselliğinden bir haber, bu çağ dışı ve ilkel zihniyetin bir benzeri şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşıyor. Bakın size genç bir bilim insanından bahsedeceğim. Alman lisesini birincilikle bitirmiş. Lisansını Almanya'nın en prestijli okullarından Aachen Teknik Üniversitesi'nde tamamlamış. Kaliforniya Üniversitesi'nde araştırmacı olarak görev almış. ETH Zürih ve Max Planck Enstitüsü'nde doktora çalışmaları yürütmüş hocamızı TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'yla ülkemize davet ettik. Kendisi yapay zeka, derin öğrenme ve tıbbi görüntüleme alanındaki çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi'ne taşıdı. Burada etki faktörü çok yüksek, bilimsel dergilerde başarılı yayınlara imza attı. Ama gelin görün ki bu hocamız tam 2 yıldır Boğaziçi Üniversitesi'nden kadro alamıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü devlete ait Boğaziçi Üniversitesi'ni kendi derebeyliği zanneden ilkel zihniyeti bir türlü aşamıyor. Neymiş? Fakültedeki tek tipçi akademisyenler bu hocayı istemedikçe kadro verilemezmiş. Sorsanız akademik özgürlük derler. Kimse kimseyi kandırmasın. Bu düpedüz akademik faşizmdir.